Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda baharlık bir bluz yapıyoruz. Motifli bir bluz arkadaşlar. Hanım dilendi, bey beğendi motifini çok iyi bilirsiniz. Kare örülür. Biz o motifi Altıgen ördük arkadaşlar. üzerimdeki bluzda altıgen motif ile bir çalışma yaptık. Yine burada da altıgen motifli bir çalışma. Alize koton gold ve koton gold batik ipliklerimizi kullandık. Mankendeki bluzda arkadaşlar. Şöyle. Alize koton gold batik ile motiflerimizi ördük kenarının eklemesini de yine Alize Cotton Gold düz rengimizle yaptık arkadaşlar. Burada bir yumak Alize Cotton Gold kullandık. Ekleme için 3 yumak da Alize Cotton Gold batik ipliğimizden kullandık. Burada tabii beden büyütmek için arkadaşlar sıra sayısını arttırarak bedeni büyütebilirsiniz. Yani motifin sıra sayısını arttırarak motif büyür, beden de otomatik olarak büyür arkadaşlar. Bunu teknik bölümde daha detaylı sizlerle çalışırız. Benim üzerimdeki bluzu yapmak isterseniz tabi yine Alize Cotton Gold düz renklerimizle de yapabilirsiniz. Burada biraz fazla renk var. Tabii bu fazla renkli motif kullanımlarında Alize'nin özel olarak hazırlamış olduğu 50 gramlık Alize Cotton Gold hobi ipliklerimizden yararlanabilirsiniz. Mesela benim üzerimdekinde 6 renk var. O zaman 50'şer gramlık 6 renk alabiliriz. 2 tane de yine ekleme için Siyah alabiliriz arkadaşlar. iki yumak yani 50 gram, 50 gram, 100 gram yapıyor. Siyah için söylüyorum. Ya iki tane alırsınız veya tek 100 gramlık Alize koton Gold alabilirsiniz. Evet, motifimizin farkı Hanım dilendi beğendi örneğinin altıgen oluşu. Ee, çok rahat bir form. Ee, tam da böyle sonbahara, ilkbaharda da giyebileceğiniz e, uygun bir çalışma. O zaman teknik bölüme geçelim. Bluzumuzu örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bluzumuzu Alize Cotton Gold batik ipliğimizle örmek istersek 3 yumak alıyoruz. Bir yumak da e, bu dış çevresi için düz renk alıyoruz alize Cotton gold tabi ele göre değişiyor arkadaşlar hani elinizi sıkı tutarsanız iplik yetmez yani gevşek tutmak gerekiyor ve 3 numaralı tığ kullanıyoruz burada tabi her sırada renk değiştirmiyoruz batik ipliğimizin gelişine göre örüyoruz arkadaşlar önce bu motifleri örüyoruz tabi batik belli renklerine göre motifler oluşuyor sonra bu motifleri yerleştirirken Hani aynı renklerin çok yan yana gelmesine gelmemesine dikkat ediyoruz ve karıştırıyoruz. O şekilde dışını eklerken de böyle dizayn ettiğimiz şekilde yerleştiriyoruz. Eğer isterseniz böyle hani renk renkle yapabilirsiniz. Sıra sıra her sırada renk koparak yapılabilir. Bunun için biz şöyle Alize Cotton Gold hobi ipliğimizden kullandık. Hani çok renkli çalışmalarda 100 er gramlık Alize Cotton Gold almak yerine çok renkli olduğu için hani 50 gramlık Alize Cotton Gold hobi bildiğinizden de kullanabilirsiniz arkadaşlar böyle uyumlu renklerle çok zengin bir renk skalası var bu şekilde de kullanabilirsiniz burada tabii ne demiştim ön bölümde beden büyütmek için sıra sayısını arttırıyoruz bu 38 gibi ve sıra sayısı 1 2 3 4 5 Beş sıra örülüyor ama tabii e, uzun uzun çekerek üçlü trabzan hani sıkı değil. Çünkü eliniz sıkıysa 5 sıra örersiniz çok küçük olur. Bu ele göre değişir. E, burada altı sıra arkadaşlar. Bir sıra arttırdık. Mesela bu 40 beden. E, bir sıra arttırdık altı sıra motif. Diyelim hani 44 beden 46 beden hep bu motif e, sırasını arttırarak e, büyütebilir bedeni arkadaşlar. Şimdi motifimizin aşağı yukarı şöyle ebatı 20 santim gibi ve bu ütüyle çok açılmaz arkadaşlar. Pamuk bir iplik olduğu için hani 20 santim şöyle ekleme yerinden ekleme yerine 20 santim gibi bir e, büyüklüğü var şeyin e, motifini arkadaşlar. Evet e, şimdi iplerimizi söyledikten sonra hemen şablonu göstereyim sizlere ve örmeye başlayalım arkadaşlar. E, burada da tabii püfler e, var. Şimdi Şöyle açık renk üzerinden gösterirsem daha iyi olur. Ee, bu şablon bluzun açılımı arkadaşlar. Açılmış hali. Burası yaka. Yakayı şöyle düşünürsek. Evet arkadaşlar şöyle omuz e, hizasından sayarsak. Bir iki üç tane böyle kayarak aralara gelen motifler var. Şurası. Şurası bir iki üç. Üç de bu tarafta var. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, ölçüler e, böyle. Şimdi kol, kol şurası. Tabii kolun açılım şekli. Ben şöyle göstereyim size. Yine buradan da böyle bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi buradaki püf ne arkadaşlar? Şöyle şuna dikkat edeceğiz. Yanda yani şu boşluklar şimdi bakın 3 tane 1, 2, 3 tane önde motif var. Şuralarda boşluk var çizimde. Bakın şuralarda. Şimdi motifimiz altıgen bir motif. 1 2 3 4 5 6. Ama şu yanlar beşgen. 1 2 3 4 5. Beşgen çalışıyoruz. Yani orta bölümü de 5 tane kuruyoruz. 1 2 3 4 5. Ama bu 1 2 3 4 5 6 altıgen olduğu için 6 tane kuruluyor. Şu trabzan burada 5 tane kuruyor. Yine bu tarafta da beşgen kullandık. Neden? Hani e, altıgen olmaz mı? Altıgen de olur. Ama daha hani sivrilmesin diye böyle daha açılım açık olmasın şurası diye. Bakın çünkü motifin formu şu şekilde gidiyor. Açık olmasın, daha derli toplu olsun ve şuradan bir düz bölüm olsun diye şöyle düz olsun burası diye beşgen, iki tane beşgen. E, motif kullandık Arkadaşlar İki burada bunun dışında e, her şey e, altı gelme çizimde olduğu gibi şimdi hemen Örmeye başlayalım arkadaşlar şimdi e, tabi batik iplik kullanırken avantaj şu renkli oluyor çalışma ama ipi koparmıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim ortaya şöyle battım ilk başlangıç zincirine üçlü trabzan 1 2 3 Burada 3 e, milimlik tığ kullanıyorum. Üçlü trabzan üç kere de çekiyorum. Yine üç kere de çekiyorum. 1 iki. 2 zincir çekiyorum köşe için. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Yani çok fazla zincir çekmeyeceğiz çünkü altıgen e, motiflerde volanlanma olabilir volanlanırsa kötü durur volanlanmaması için ara zincir hiç çekmiyoruz mümkün olduğu kadar da köşe zincirleri iki tane çekiyoruz köşelere. Evet hemen şöyle örüyorum arada iki üçlü trabzan üç tane üçlü trabzan yapıp arada iki zincir çekiyorum arkadaşlar Altı tane bu şekilde bölüm hazırlıyorum 2 zincir Yine Evet arkadaşlar 2 zincir çekiyorum hemen şuraya tutunarak Kaydırıyorum Yükseklik olmasın diye Şimdi Şey yapmıyoruz Tabi ipi kopartmıyoruz Şöyle biraz ipimi uzatıp Geri geliyorum Şöyle Birlikte alıyorum 2 tane daha zincir çektim yine üçlü trabzan ile buraya bir tane ördüm. Bir tanesi de bu taraftan gelecek. Şimdi arada hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Hiç zincir çekmeden yine üçlü trabzan ile e, aynı yere iki tane yapıyorum. Araya iki zincir, iki tane üçerli trabzan örüyorum. Eğer eliniz gevşekse uzun uzun çekiyorsanız üçlü trabzan yapmanıza gerek yok. İkili trabzan da yapabilirsiniz. İkili trabzanla da olur. Hani el gevşektir uzun uzun çeker. Şimdi bu şekilde her araya arkadaşlar şey yapıyoruz. Böyle çift çalışıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Arada zincir yok. Zincir yok. Yine böyle bakın. ölüyor. Şimdi aşamayı aldım bu şekilde sıramızı tamamladıktan sonra yine üç tane üçlü trabzan yapıyoruz 2 zincir çekerek bakın bu başlangıç noktamız bir tanesiyle başlamıştık bir tanesi de buradan geldi. 2 zincir çekerek şöyle şuraya tutundum aralarda bakın zincir yok zincir yok şimdi yine ipliğimi uzatıyorum yine köşeye geliyorum burada yine üç tane zincir bir tanesi zaten yükselerek geldiğim için. İki tane daha çekip üçe tamamlıyorum ve üçlü trabzan ile yapıyorum. Şimdi burada yine arada zincir yok arkadaşlar. Araya batıyorum. Şu araya batarak buraya üç tane üçlü trabzan yaptım. Yine zincir çekmiyorum. Yine köşe yapıyorum. Çift köşeler diyorsunuz. Çift oluyor. Arada iki zincir. Yine köşe. Bu şekilde sıramı devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi biz batik iplikle yaptığımız için tabi aşamalarda da renkler farklı geliyor her motifte. Ama olay şu. Köşelere çift çift yaptık. Aralarda da 3 üç tane üçlü trabzanımız. Aralarda zincir yok. Buralarda bu şekilde 3. sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramızda da yine uzatıyorum ipimi, yine köşeye kaydım, yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum, yine zincir çekmiyorum, yine araya bu sefer üç tane üçlü trabzan örüyorum, yine zincir çekmiyorum, buraya üç tane üçlü trabzan. Yine zincir çekmiyorum. Köşeye geçiyorum. Evet. Şu şekilde iki taneye geçtik. Dördüncü sıramızda arada iki tane oluyor. Böyle köşe İki tane, üçlü trabzanlardan üç tane yapıyoruz köşe. Böyle çiftli çiftli altıgen formumuzla devam ediyoruz. Burada beş sıra ile motifi bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle beş sıra, bir, iki, üç, dört, beş. Beş sıra ile motif bitiyor. Yine böyle farklı renkler geliyor tabii. Şimdi bunun kenarına çalışalım. İsterseniz beden büyüteceksiniz. Altı sıra, yedi sıra, sekiz sıra motif büyüyebilir. Gelelim. Kenar çalışmasına kenar rengimizi takıyorum arkadaşlar. Şöyleyim, böyle bağladım. Buraya sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Arada bir zincir, bir tane daha sık iğne yaptım. Arada bir zincir, bir tane daha sık iğne yaptım. Üç tane sık iğne yaptım buraya. Arada bir zincir. Şimdi üç tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim arkadaşlar. Tığımın başına doladım. Şöyle bir hepsini birlikte aldım. Yalancı sık iğne yaptım. Araya bir zincir çektim. Hemen şuraya atladım. Burada ikili trabzan, çift, çift, ikili trabzan yaptım bir tane. Yine bir zincir çektim. Ee, şöyle burada bir, iki, üç tane üçlü trabzan yaptım bir tane. Bir zincir çektim. Ee, burada hemen ortaya atladım. Bir, iki. 3 zincir çektim. Yine yine bir araya zincir çektim. Geldik. E, şuraya şöyle burada da 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Aralarda bir zincir var. ikili trabzan yalancı sık iğne. Normal 3 tane sık iğne. Aralarda bir zincir. Yine bir zincir çektim. Buraya ikili trabzan çift, çift aldım bir zincir çektim köşeye geldim. Şimdi köşede tığımın başına dolamıyorum. Dolamadan sık iğne yaptım. Bir zincir, bir sık iğne daha. Bir zincir, bir sık iğne daha. Köşe yaptım. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum arkadaşlar. Her tarafında. Evet arkadaşlar bu şekilde her arayı yaptıktan sonra bitiriyorum. Ne yaptım? 3 tane sık iğne arada birer tane zincir yine bir zincir yalancı sık iğne bir zincir ikili trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir ikili trabzan bir zincir yalancı sık iğne ve bir zincir şu en başta yaptığımız üç tane sık iğneye tutunup kaydırarak kapatıyoruz şimdi burada 1 2 3 4 5 5'li trabzan yapacağız bir de arası için çektim 6. 1 2 zincir çekerek şöyle araya battım. 1 2 3 4 5. 5'li trabzan yaptım. Arada 3 zincir çekiyorum şimdi. 1 2 3. Şu köşesi için bakın şu köşede 3 zincir çekiyorum. Buralarda 1 1 hep 1, köşelerde 3 zincir. Şimdi şöyle bir tane yaptıktan sonra 3 zincir çektim iki kere doladım. Hemen şu araya atladım. 1, 2, 3, 4, 5. Sizler bildiğiniz gibi 5 trabzan yapabilirsiniz. Araya bir zincir. iki kere doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere de çıkardım. Yine bir zincir. 2 kere doladım. Şimdi bu her araya 5'li trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Bir zincir. 1, 2 3 bir zincir iki kere doladım yine bir tek çift tek çift çift bir zincir iki kere doladım 1 tek bir çift 2 tek 3 çift 4 çift 5 böyle ilerliyorum arkadaşlar Evet şimdi burada bu şekilde örüyoruz geldik bir ekleme gösterelim burada eklemeyi nasıl yapacağız bir zincir çektim, iki kere doladım. şöyle araya battım şu üç tane tekin ilk arasına battım. İki, üç, dört, beş tarzdan yaptım. Şimdi burada döykü çift yapacaktım. Şimdi arkadaşlar şöyle, ilk burada şimdi bir bölümü ördüm. Burada hem şeyi göstereyim size, eklemeyi göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çift arada bir zincir. Aynı yere batarak çift arada bir zincir. Arada 3 zincir köşe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane beşli trabzan yaptık. 8 tane beşli trabzandan sonra bir zincir çekip yine iki kere doluyoruz. Şurada bakın iki aran var. Bu aranın bir tanesine batarak 2, 3, 4, 5 trabzan yaptım. Şimdi yine bir zincir çektim. iki kere doladım aynı yere. Şu köşeyi yapıyorum bakın. Çift aynı yere, çift aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Şimdi arkadaşlar köşeyi ekleyeceğim. Köşeyi ekleyebilmek için aynı yere batarak çift beşli trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpliğimi uzattım. Hemen köşedeki bu 3 tane zincir çektiğim yerin ortasına battım karşıdan aldım ipliğimi bir zincirde buradan çektim. 2 şöyle bir tane daha çektim. 3 çünkü arada 3 çekiyorduk. Hemen şu şuraya atladım. Yanındaki araya. 5'te trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincir. Şimdi bu çift bölüm tabi bazı yerlerde açık olacak ama burada ekliyoruz. Eklerken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim, tığımı aldım, karşıya atladım boşluğa, ipliği aldım, şöyle şuraya çektim. Bir zincir çektim, yine beşli trabzan yaparak şuraya aynı yere. Bir, iki, üç, dört, beş. Çünkü şu çift olan yerleri aynı şekilde yapıyoruz ve köşede eklememizi yapıyoruz. Evet, hemen yana atlıyorum alıyorum bir zincir çekerek hemen yanındaki araya 1 2 3 4 5 yine çıkardım şöyle bir zincir iki kere doluyorum tabi farklı farklı ekleme yöntemleri var nasıl biliyorsanız o şekilde de ekleyebilirsiniz yine hemen her arada ekliyoruz yani böyle arada hiç boşluk kalmıyor arkadaşlar bir zincir şimdi arkadaşlar tam köşede üç tane çekilen yere biz de buradan üç tanenin ortasından bağlantımızı yaptık. Şurası ikili, karşısı da ikili. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şu şekilde tam köşedeyiz bakın. Şu çift aynı yere batılan yerdeyiz. Burada bir zincirimi çekiyorum. Ben de aynı yere batıyorum. Yani hep karşılıklı olacak. Ne yaptıysak karşı motifte bu tarafta da aynı şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir zincir çekiyorum ve ortadayız. Şu geniş yerdeyiz. Buraya hemen bağlantımı yapıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Üç olacak çünkü. İki zincir işte iki kere dolayıp aynı yere batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi devam ediyorum. Evet bağlantımızı yaptık. Zincirimizi çektik. iki kere doladık. Şimdi buraya atlıyoruz. Bakın burada çift var bu arada. Şimdi bu araya atlıyorum. Burada da çift yapacağım. 2, 3, 4, 5. Arada bir zincir. iki kere doladım. Aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde bakın çift çift arada bağlantımızı yaptık. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Motif bağlantı şeklimiz bu. Tabi aynı şekilde örüyoruz. Şöyle buradan devam edeyim artık. Önemli olan motifin bağlantı şekliydi. Bakın üçlü geniş yerlerde bağlantımız yapıyoruz. burada böyle hani zikzak gibi üstten tığı atarak da bağlantı yapabilirsiniz. Öyle yaptığınızda da böyle zikzak gibi oluyor. Tabi herkesin bağlantı şekli farklı. Bunu öğren arkadaşımız o şekilde bağlamış. Ben tığı alttan veriyorum. Ama böyle üstten de atlattığınızda böyle olur. Evet, bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Ee, çok kolay, zaten bildiğimiz motifler. Burada etkili olan Alize Cotton Gold batikipliğimizin renklenmeleri arkadaşlar. Keyifli örgüler diliyorum. Ee, görüşmek üzere.